Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Longline'in hemen elimde görmüş olduğunuz SSD depolama çözümüne göz atıyoruz, inceliyoruz, detaylarına bakacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz bunu kutudan çıkarmıştık. Zaten çok sade, basit. Hani şöyle bir kutusu da vardı. Onu da şöyle göstereyim ekranda sizlere. Çok basit bir kutusu vardı. Neydi bu cihaz? Aslında standart olarak bir depolama çözümü. Yavaş yavaş bunlar da standart hard disklerden, sabit disklerden SSD'lere doğru, yani içinde hareketli parça bulundurmayan depolama çözümlerine doğru kayıyorlar. Şimdi biliyorsunuz daha önce biz şöyle bir SanDisk'in Extreme Portable ürününü incelemiştik. Bu 500 GB'lık bir çözümdü. Bu etrafı da böyle kapatılmış, sert bir şekilde bir malzemeyle üretilmiş. Onun videosunu şimdi yukarıdan sizlere linkini çıkartırım. Detaylarını oradan bakabilirsiniz. Longline'in de böyle bir modeli varmış. Longline'de belki bilmeyenler vardır. Ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Bir Türk markası. Tabii içindeki SSD falan yurt dışından geliyordu. Yerli kelimesini özellikle kullanmıyorum. Türk markası diyoruz. Yaptıkları bir ürün. Bunun 128, 256, 512 ve 1 TB olmak üzere 4 farklı sürümü bulunuyor. Tabii boyut aynı. Sadece içindeki depolama kapasitesi değişmiş oluyor. Boyut da şu kadar. Yani ortalama bir neye benzetsek bilemedim ama iki ya da üç tane USB belleği yan yana koysanız herhalde bu kadar yer kaplar. Fikir vermesi açısından şöyle bu standart diskimiz, standart 2,5 inçlik bir diskin üzerine koyuyorum. En azından şurada da nasıl bir görünmüş olduğunda siz de fikir edinmiş olursunuz. Bu arada 1 TB'lık Western Digital'in My Passport ürünü. Bu 1 TB, bu 128 GB ne kadar küçük olduğunu da görün. Aynı boyutta olup 1 TB olanı da var. Ona göre tabii fiyatı değişiyor. Şimdi kutu içerisinde biliyorsunuz anlatmıştık orada ama şöyle bir kablomuz çıkıyor bizim. Bunun iki ucu da, bir ucu daha doğrusu Type-C bağlantısıydı. Ki o da cihaza bağlanıyor zaten. Şuradaki bağlantı, şurada pardon, bir yuvamız var. Type-C bağlantı yuvamız var. Bir ucu Type-C, diğeri de normal USB bağlantısına sahipti. USB 3.1 desteğine sahip. İsterseniz her iki ucunda Type-C yapabileceğiniz şöyle küçük bir adaptör de çıkıyor kutudan. Onu buraya taktığımızda iki ucu da Type-C oluyor. Biliyorsunuz bazı bilgisayarlarda bu Type-C olayı var. Bir de onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim ama bazı telefonlara da, yani Type-C desteği olan telefonlara da yine bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Type-C olmasa da eğer micro USB'yi değiştirebilirsiniz. Yine onlarla da eğer telefonunuzun da OTG desteği varsa harici disk olarak bağlayabildiğinizi söyleyelim. Şimdi gelin cihazın kutusunda da var. İşte internet sayfasındaki bilgilerde de var. Okuma ve yazma hızlarına bakalım. Tabii bunlar teorik. Şimdi teorikleri söyleyeceğim. Pratikte ne yaptığımızı da anlatacağım. 128 GB'lık ki bizdeki sürüm bu. Burada kutusunda yazıyor 400 MB bölü saniye. Yani saniye 400 MB kopyalıyormuş. 256 GB'da bu 450 çıkıyor. 512'de 470, 1 TB'da da 500 MB. Yani saniyede 500 MB kopyalıyor. Şimdi 400 MB iddialı bir rakam. Onu söyleyeyim. Bu okuma hızları bu arada. Yazma hızı ise 300 oluyor. 256'da 350, 512'de 380, 1 TB'da da 420 olduğu söyleniyor, yazıyor. Buradaki kutusundaki teknik speklerdeki şöyle göstereyim. Teknik spek bilgilerine göre bize verilen bilgi bu şekilde. Tabii biz şimdi bilgisayardan ben notlarımı açayım. Bazı işte kopyalamalar vesaireler yaptık. Şimdi önce kendi deneyimlerimden aktarayım size. Daha sonra sentetik testlerden de bilgi vereceğim. Longline'in 128 GB'lık sürümünden 480 MB'lık tek bir dosyayı Windows 10 kullanan bir bilgisayarla. Onun da teknik speklerini şimdi ekranda göstereceğim size. Çünkü bilgisayara göre de kopyalaması değişiyor biliyorsunuz bu tip cihazlarda. En azından bizim donanımımız, işte Monster'ın kullandığı bilgisayarı var. O bilgisayar üzerinden yaptık. i7 işlemcili, işte 8 GB RAM'li vesaire vesaire bir sürü teknik spekleri var. Onları da göstereceğim şimdi ekranda. Onunla beraber 480 MB'lık tek bir dosyayı 3 saniyede cihaza kopyaladık. Bunu notunu söyleyeyim. Aynı dosyayı SSD üzerinden geri kopyaladığımızda bilgisayara yine 3 saniye sürdüğünü söyleyeyim. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Bende standart bir disk var. Onu da şuradan gösterdim. Az önce örneğini verdiğim şu ürünün üzerinden de bir deneme yaptık. Aynısını 1 TB ve USB 3.0 destekli bir diske de 9 saniyede kopyaladık. Yani 3 katı daha hızlı kopyalayabiliyor bizim SSD çözümümüz. 3 saniye sürüyor. 480 MB'lık tek bir dosyayı kopyalamamız. Aynı şeyi biz standart bir diskle 9 saniyede yaptık. 4.73 GB'lık tek bir dosya, bir video dosyasını da kopyaladık. Bu 85 saniye sürdü.
Yani cihazın üzerine atmamız, yani kopyalamamız 85 saniye sürdü. Aynı dosyayı SSD üzerinden bilgisayara 22 saniyede kopyaladık. Yani okuması tabii ki daha hızlı haliyle. Write hızı biraz düşüktür, yani yazma hızı. Ama okuma hızı, yani read hızı daha hızlıdır. Onu söylemiş olalım. Tabii aklınıza şu soru gelebilir. Tamam, güzel söylüyorsunuz ama parçalı dosyalarda durum nedir? Onu da denedik. İçinde 504 tane fotoğraf ve videonun bulunduğu 1.72 GB'lık bir klasörü kopyaladık SSD'mize. Hemen şuna, Longline'a. Bu kopyalamamız yaklaşık 18 saniye sürdü. Tersine işlemi de yaptık yine. SSD üzerinden bilgisayara geri kopyaladık. Bu da 17 saniyede tamamlanmış oldu. Yani hemen hemen aynı sürede oldu. Çok da bir şey fark etmedi. Peki sentetik testlerde durum nedir? Herkesin kullandığı, biliyorsunuz, bu tip testlerde birçok editörün kullandığı, basın tarafında kullanılan Crystal Disk Mark testini biz kullandık. 6.02 sürümünde aldığımız sonuçlar şöyleydi. 341 MB'lık bir read hızına ulaştık, yani okuma hızı. 249 MB'lık da bir yazma hızına ulaştık. Verilen değerlerin biraz altında ama zaten öyle olması da bekleniyor. Bunların hani birebir tutturmamız çok zor. Fena olmadığını söyleyeyim. Yani 341'e 249, ki mesela kendisinin üzerindeki yazan değerler neydi? Read için 400 diyordu, write için de 300 diyordu. Biz 341'e 250 gibi bir rakam bulduk. Fena değil. Yani hemen hemen yakalamış olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki bunlar ideal şartlardaki rakamlar. Bunu gerçek hayatta bunları yakalamamız zor. Öte yandan cihaz aynı zamanda Android işletim sistemine sahip telefonlarda, eğer OTG desteği varsa, aynı zamanda harici disk olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun için az önce söylediğim gibi şu kablomuzu aldığımızda şu adaptörü de takarsak iki ucu da ne oluyor? Görüyorsunuz Type-C oluyor. USB 3.1 Type-C oluyor. İsterseniz micro USB'ye dönüştürücü takarsanız micro USB'yi telefonlara da bağlayabiliyorsunuz. OTG desteğiniz varsa bunu harici bir disk olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği de var. Depolamam yetmedi veya dosya aktaracağım, hızlı bir şekilde yapmak istiyorum telefondan diyorsanız, cihaz aynı zamanda bir harici disk olarak da rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Öte yandan bir SSD'nin biz teknik speklerine de baktık. Onun içinde yine Crystal Disk'in Disk Info 8.1 sürümünü kullandık. Onu da şimdi ekranda göstereyim. Orada hani işte kullanılan cihazın özellikleri, isimlerini vesairesi gibi çok daha teknik tarafını merak eden varsa şimdi ekranda onları da gösteriyorum. Onları da göreceksiniz. En azından böyle bir merakınız varsa onu da siz bu şekilde gidermiş olacağımızı söyleyelim. Cihazın kullanımı nasıl? Kutusundan çıkarıp hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Özel bir driver'a vesaire ihtiyacınız yok. Windows ve Mac uyumlu. Yani hem Apple bilgisayarlarda hem işte Windows destekleyen bilgisayarlarda rahat bir şekilde kullanmanız mümkün. Bunun dışında az önce söylediğim gibi Android cihazlarda da OTG desteğiyle kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda iOS desteğinde olduğunu söyleyelim. O tip cihazlarda da, telefon ya da tablette de yine bu ürünü kullanarak dosyalarınızı aktarma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Basit bir ürün olmuş. Ben neresini eleştirebilirim? Belki şöyle bir tık tık ses geliyordu. İçerideki SSD kasaya çarpıyor herhalde. Yani bu ürüne has bir şey muhtemelen diye tahmin ediyorum. Belki bunu eleştirebiliriz. Fiyat tarafına geleyim. Şimdi fiyat tarafında farklı seçenekler var. Az önce söylemiştim. 128, 256, 512 ve 1 TB. Bize gönderilen test ürünümüz 128 GB'lık bir sürümdü. Şöyle göstermiş olayım. 128 GB'lık kapasitesi var bunun. Bu 128 GB'lık sürümün şu anki fiyatı, en azından biz bu testi yaptığımız Temmuz ayının sonlarına doğru yaptık, yaklaşık olarak 195 TL civarında. Bir tık yukarı çıkarsak, yani 256'ya çıktığımız zaman fiyat 289 TL gibi bir rakam oluyor. Bence 256 almak daha mantıklı. Yani 200 lira gibi bir rakam veriyorsunuz, 128 alıyorsunuz. 300 lira gibi bir rakam verip 256 almak daha mantıklı gibi görünüyor. Çünkü 400 lira olması gerekiyor normalde ama tabii bu orantılı olarak artmıyor, biliyorsunuz. O bakımdan ben böyle bir ürün alacaksanız, en azından Longline için söyleyebilirim, 256'lık bir sürümünü tercih etmenizi öneririm. Ha, 128 de bana yeter diyorsanız, daha uygun benim için diyorsanız öyle olabilir ama gigabyte başına maliyet 256'dan bir tık daha mantıklı bir noktada duruyor. 512'de söyleyeyim madem söylemişken, 545 lira civarında. 1 TB'ın fiyatı ise 1264 TL. Yani 128'in 4 katı gibi bir kapasitemiz var. 1200 liraya çıkıyor ki 1 TB biraz şimdilik çok makul bir rakam değil. 545 de bence çok makul mü? Yani eğer bütçeniz varsa alınabilir ama şu anda fiyat performans gigabyte olarak baktığımızda en mantıklısı 256. Ama söylediğim gibi benim param bu kadara yetiyor, ben bunu almak istiyorum diyorsanız bu da gayet başarılı bir ürün olmuş.
O konuda da içiniz rahat olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir incelimin daha sonuna geldik. Bugünkü inceleme konuğumuz olan Longline SSD, özellikle gelişen teknolojiyle beraber fiyatların ucuzlamasıyla artık SSD cihazların hayatımıza farklı alanlarda da girmeye başladığını gösteren güzel bir örnek. Farklı markaların da bu tarz ürünleri var. Hatta siz de yapabilirsiniz. Bir tane SSD alıp harici bir diske takıp siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama burada hazır takılmışı ve size bu şekilde sürülmüşü var. Küçük olması benim oldukça hoşuma gitti. Hani böyle gömleğinizi cebine atın. Şu anda bir gömlek değil bu belki ama şuraya koysanız hafifliğiyle vesairesiyle sizi yarı yolda bırakmayan bir cihaz var. Çok hafif. Yani gerçekten hani varlığıyla yoktu neredeyse artık anlaşılmayacak kadar hafif bir ürün. Fiyatlarında nispeten yavaş yavaş makul bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Bence bu tip ürünleri tercih etmenin en önemli sebebi hız beklentinizin yüksek olması gerekiyorsa bu ürünleri alacaksınız. Çünkü 195 liraya belki 50 lira falan verseniz 1 terabayt bir disk alabiliyorsunuz. Harici disklerden bahsediyorum. 2,5 inçliklerden. Ama bu ürünler neredeyse 1/4 biri kapasite sunuyor aynı paraya. Ama hız olarak da 2-3 hatta yerine göre 4-5 kat daha hızlı olduğunu söyleyeyim. Eğer sürekli böyle dosya transferi yapıyorsanız zaman sizin için önemliyse mutlaka bu tarz bir SSD çözümü almanızı öneririm. Ama hangi marka olur, hangi model olur, fiyatı size uyar mı? Orası biraz tartışma konusu ama Longline SSD burada uygun bir fiyatla size düzgün bir çözüm sunuyor. Kutusundan çıkan kablosu vesairesi de gayet başarılı. Söylediğim gibi eğer tercih etmeyi düşünüyorsunuz ben 256'lık sürümünü öneriyorum. En azından biz bu testi yaptığımız dönemde ama birkaç sene sonra, birkaç ay sonra durumlar değişir, fiyatlar değişir, orasını bilemem. Genel olarak SSD depolama çözümleri ve Longline SSD'nin bu 108 GB'lık sürümüyle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere soru olarak sunabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizi aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.